Heart of Glory, Star Trek'in. Evet. Bağırarak girdiğimiz Worf'un da Klingonlara hatırlayıp, "Aa, ben Klingonluydum abi. Ben de bağırabilirim." diye bir anda bağırmaya atıldı. Bu güzel bölüm. Klingonları daha yakından tanıdığımız bölüm. Ben bu bölüme şeyi sorarak girmek istiyorum sana. Klingonluların sence böyle bir yani insanlığın daha doğrusu daha ilkel dönemlerinin temsili dışında biraz da böyle insan hayvan ilişkisinde temsil ettiğini düşünüyor musun? Böyle bir algı oluşturdu mu sende Klingonlular? Yani şu an şu bölüm itibariyle şunu söyleyebilirim. Şimdi ilk Star Trek dizisinde The Original serisinde TOS'ta Klingonlularla karşılaşıyoruz ama Klingonlular TOS'ta şeyler böyle ince bıyıklı Çinli Moğol karışımı mih 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 falan gibi tipler böyle biraz, tamam mı? Aa, daha değişikmiş. Hiç öyle düşünmemiştim. Evet. Diziden diziye bu arada bazen uzaylılar değişir. Hatta biliyorsun Discovery'de Klingonları iyice böyle übürük bubürük babacık falan diye yaratıklara dönüştürdüler mesela. Ki asla tutmadı. Çünkü niye asla tutmadığını aslında Next Generation izledikçe hep beraber göreceğiz. Bu bölüm şu açıdan çok kritik. Şu ana kadar Klingonlarla ilgili elimizdeki veriler izleyen insanlar için bir önceki dizi. İzlemeyenler için Worf diye bir tane bir savaşçı şöyle yapmaz böyle yapmaz diye konuşup duran bir tane hıyar. Tamam mı? O da ama çok uzun bir şey anlatmadığı için hıyar diyorum yani. Evet, Bıt 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 düz. konuşan bir tane hıyar. Bir ara Riker'ın kendisine gönderdiği deriler taytlar içerisindeki bir tane Klingon kadını. Hey! Falan edip böyle Worf'u tahrik etmeye çalışmıştı falan. Sevişmemiz Bu lazım. bölüm artık Klingonlar doğru düzgün aslında ortaya çıkıyorlar. Ve nasıl söyleyeyim, çok uzun bir dizi sezonları boyunca Deep Space Nine ve Enterprise'da da devam edecek şekilde hatta ve Voyager'da pardon. Klingonlarla ilk kez tanıştığımız bölüm bir nevi aslında bu. Bu modern Klingon, aslında modern Klingon tasarımı değil, Discovery sonradan içerisinde kakasını yaptığı için. İşte genel kabul gören Klingon tasarımı aslında bu bölümde ortaya çıkıyor. Henüz her şey çok netleşmiş değil bu bölümde. O yüzden evet, yer yer daha ilkel, daha savaşçı güdülerine yakın insan kavimlerini temsil ediyor. Yer yer Moğol, yer yer Türk kavimlerini hatırlatan halleri var. Yer yerde neticede bunlar uzaylı abi, başka genetikleri var falan gibi farklı farklı hareketleri oluyor. Ama daha Star Trek devam ettikçe Klingonları çok çok keşfedeceğiz açıkçası. Öyle bir şey de var. Ya ben işte şundan merak ettim. Ben mi hatırlamıyorum bilmiyorum ama bu dizin yani Star Trek'te ya da işte genelinde dünyada ya da diğer galaksi evrenlerde, gezegenlerde Starfleet'in içinde bir hayvan görmedik. Yani öyle bir evcil hayvan kafası işte yani kedimiz var, köpeğimiz var. Ne oldu bunlar Görmedik falan. galiba, Evet, evet. o tarz bir şeye girmediler. Biraz onu nereye götürecekler? Bundan bahsedecekler mi? Ya da işte Worf'un geçmişi ya da işte artık insanlığın geleceğinde neler oldu, konu buraya nasıl geldi, biraz o ilişkilerden mi bahsedecek? Ya biraz hayvansal bir durum mu var diye yani kendi kafamda kurmuş da olabilirim. Biraz merak ettim çünkü çok ilkeller hani işte havaya bağırma ritüeli çok kurt. Yani kurtların o uluma şekli, o bağırması, her şeye çok içgüdüsel tepki vermeleri, çok işte biz savaşmadan yaşayamayız vurguları ki bunu o kadar çok vurguladılar ki. Yani bir türlü o şeyden çıkıyor ama bir yandan da evcilleşebiliyorlar işte Worf gibi ya da diğer işte komutanları gelince onları bize verin hata yaptılar. Hani onlar da artık daha sakinler ki Romuluslardan daha çok korkuyorlar. Yani Romuluslar mı geliyor abi falan deyince Klingonlu görünce tamam abiye falan geliyor Enterprise tayfası da. Romulanlar çakal abi çünkü aşırı. Evet, Ya bu bölüm Romulanlar güzel pardon. detaylar öğreniyoruz. İşte Worf'un Romulusları. insanlar tarafından yetiştirildiği, anne babasının yine Romulan ihanetleri yüzünden bir kolonide öldüğü, işte insanların kendisini acıyıp yetiştirdiği, bir tane erkek kardeşin olduğu falan gibi şey Worf'a dair bir sürü bilgi öğreniyoruz. Bu bölüm biraz Worf bölümü, biraz da Klingon bölümü. Şey muhabbetleri hoşuma gitti benim mesela. İşte sonradan Klingon komutanı geliyor bir tane kendi gemisiyle şu şeyleri bize teslim edin diyor. Evet, onlar suç Mahkumları. işledi falan diyor. Ha, Yerin onları. orada abinin şeyi var ya. Sorma kral, biz de girdik işte Federasyona, savaş bitecek falan. Valla sıkıldık falan. Hani böyle biraz ya mesela bu açıdan çok şey. Yani savaş çıkmayınca sıkılan insan tasviri tam şeydir işte. Ne bileyim hani Haçlılarla yağmaya giden Avrupalı modeli değil de
çocukluğundan beri zaten tımar içerisinde büyütülmüş, at üstünde ok atmayı öğrenmiş savaşçı yetiştiren medeniyetler ki işte Osmanlı'nın tımar sistemi, Evet. Moğolların atlı sistemleri ya da işte Yeniçeri'nin yağmadan payını alması filan. Yani kimi imparatorluk bizimkisi, yani bizim medeniyetimize dair Türkler olarak söylüyorum. Türk medeniyeti, Orta Asya medeniyetlerinin ciddi bir kısmı yağma, savaş üzerine kurulu ekonomi ve sınıflara sahipler. Ve savaş olmadığı zaman böyle insanlar sıkılıyor haliyle. İşte yani İsyan çıkıyor, birbirlerine giriyorlar falan. Ceren şey hep söyler bana, yani mesela beyler ne zaman akın boyu şey sınır akınlarını bırakır o zaman hep askerleri şey türküsünü söyler, yani yata yata yanlarımızı aradı, yok mu bir baskın, hani gidelim akına gidelim falan diye. Akın seven Türk beyi havası da var. Moğolluk tabii çok var. Sakallardan, şeylerden falan böyle biraz tasarımlardan. Ama açıkçası ben şeyi hoş buluyorum. Yani dediğin gibi işte biraz hayvansı taraf da var. Biraz eski barbar medeniyetler ama onurlu savaşçılar havası da var. Ama bu bölümde bile açıkçası Klingonları çok iki boyutlu bırakmamışlar. Ve Yok. gelecek bölümlerde çok 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 daha da açıkçası bir medeniyet, bir ırk olarak daha detaylı hale gelecekler gerçekten. O da şeyden hoşuma gidiyor benim. Mr. Spock'la beraber vulkanlarla ilgili düştükleri hataya Worf'ta düşmüyorlar tabiri caizse. Yani çünkü Mr. Evet. Spock ve ile başlayan vulkan macerası şöyle bir şey var. Mr. Spock mesela yarı vulkan. Yarı vulkan olduğu için bir yandan insan bir tarafı da var ve çok daha hareketli hormonları var Mr. Spock'ın ve yeri geldiğinde duygusal, sinirli falan da olabiliyor. Bunu Star Trek filmlerinde daha çok işlediler mesela şey. Yeni şey Yeni filmlerinde, filmlerde. yeni filmlerde daha çok işlediler. Eski dizide ve eski diziye bağlı filmlerde ara ara ne diğer vulkanlar çıktığında onlar da hep Mr. Spock gibi böyle. Hep ama işte yani mesela ben bu tarz dizilerde birazcık şeyden sıkılıyorum. Tek tipleştiriyorlar. Yani bir tane uzaylı görüyorsun. O uzaylı Evet. o ırkın bütün üyelerinin ortalaması oluyor ve bütün ırk aslında öyleymiş gibi oluyor Onu ya. kesinlikle yapmıyorlar ya. Çok dikkat ediyorum. Aynen. Bu bölüm birazcık daha öyle mesela. Yani Klingonların hepsi savaşı seviyor. Ama mesela işte yaşlı komutan var. O diyor ki ya işte eski savaş günleri iyiydi diyor. Worf çoktan sakinleşmiş. İki tane kaçak var. Onlar diyorlar ki yok yok biz savaşarak öleceğiz. İleriki bölümlerde çok daha detaylı edecek. Açıkçası Star Trek'te hep böyle bir şey vardır. Tek ırk tek adammış gibi başlarlar. Sonra Sonra üstüne senaryolar çeşitleniyor. yazdıkça aynen çeşitlenmeye başlar. Çok daha güzel bir hal alır. Ama şeye vurgu yapıyorlar zaten hep ya. Şimdi bu bölüm işte bu sezon hep karakter tanıttılar. Kendileri arındılar falan. Bir yandan da diğer karakterler de diğer karakterleri tanıyor. İşte mesela LaForge'un işte gözünden nasıl gördüğünü görmeleri, onu anlamaları. İşte Riker'ın Q bölümünde herkesi ulan farklı görmesi, farklı anlaması. Şimdi bu bölümde Worf ve Klingonlar için geçerli. Ha ulan evet falan demeye başlıyorlar burada da. Bugün yani şey çok ilginç. Bu bölümde gerçekten bölümün böyle üçte birini falan şeye ayırmışlar. Geordi nasıl görüyor dünyayı? Farklı sinyalleri nasıl işliyor? İşte şey özellikle yazılmış yani. Geordi çok karışık. Nasıl anlıyorsun ne gördüğünü? İşte siz nasıl kalabalık bir odada tek sesi duyabiliyorsanız. Ben de o şekilde sinir oldum falan. Böyle bir takım. Güzel güzel bu arada. Yani şey ya bu şey vizyonuna çok uygun abi. İşte birkaç bölüm önce konuşmuştuk ya. Adam 4 bölüm 5 bölüm önce etekli adam da gösterdi sana. Hani Evet. o etekli adam abi keyif falan yapmıyor. Anladın mı? Yani o da kıyafet elbisesiyle gezen bir tane adam var orada. Yok bir önceki bölümde işte Biner diye karakterler getiriyor. Onlar ama evli değiller ama iki karakter sürekli bir arada yaşamaya başlamış artık hani. Cinsiyetsizler bir de. Ha, cinsiyetsizler ama bireysellik çiftler halinde bitmiş falan o tarafa bakıyor. İşte yeri geliyor bu bölüm mesela savaşçı ve hatta hani böyle erkeklikle bağdaştırılan bir sürü böyle hatta işte toksik maskülenite falan deniyor ama işte toksikliği tartışılır da şimdi. Savaşçı adam yani anladın mı? Böyle klasik o savaşçı adam imgesini farklı taraflardan ele alıyorlar. Yani bir tarafta savaşçı adam diyor ki işte şöyle kıralım, böyle yıkalım, savaşarak kazanalım diyor. Öbür tarafta gayet kendisi de bir savaşçı olan Worf diyor ki hayır diyor içgüdülerimizle asıl savaşmalıyız diyor. Hani Evet ya oradaki o bir taraftan onu cümleleri çok vurguluyor. güzeldi. Aynı bölümde de bir yandan Geordi'yi göremeyen ama sinyalleri gören birisi. Bir de onun gözünden dünyaya bakıyoruz. Yani Star Trek Next Generation özellikle daha bir başka bakış açıları, başka hayat formları, başka yaşayış tarzları. Anladın mı? Yani
Bu tabii birazcık genel olarak artık bugün daha çok konuşulan işte sürecilik falan diye muhabbeti çok geçiyor ama yani işte yani biz bugün hani insanlara şey öğretmeye çalışıyoruz ya bak tamam hani biz bir klasik anlamda çekirdek ailede büyüdük hani anne baba işte Evet. çocuklar falan işte biz böyle büyüdük ama dünyanın her zaman doğrusu ve düzgünü bu olmak zorunda değil hani başka hayatlara Tek başka bir doğru yaşam olamaz tarzlarına zaten. açık olmalıyız onların gözünden de bakabilmeliyiz gibi bir şey bugün biz insanlara anlatmaya öğretmeye çalışıyoruz. Biz derken yani işte medeni insanlar olarak söylüyorum. İşte çünkü geçenlerde Pride haftasıydı. Aa, helal olsun Pride haftası diyorsun. Altına hala gelip o abi ibne misin vurduruyor musun yazan adam var ya. Yani medeni insanlar versus medeni olmayan insanlar olarak bahsettiğim kitle bunlar yani yanlış İnanılmaz, anlaşılmasın. Ha, inanılmaz ya ya. bu adamlar bitmiyor. Öte yandan işte Star Trek ise şeyle uğraşıyor ya. Hani böyle, ya kör deyip de geçmeyin. Bakın o da neler görüyor falan. Hani böyle Star Trek'in kafasının bu taraflarda olması çok hoşuma gidiyor. Çünkü ciddi ciddi şeye vakit ayırmışlar. Geordi'nin gözünden görüyor. Sinyal cihazı kurmuş. Mesela işte Picard beceremiyor hesapta Geordi'nin gözünden görmeyi. O ne ya diyor orada abi Evet, büyük bir şey var. anlamıyor Abi falan. Riker o falan diyor böyle. Farklı Yani gözüküyorlar böyle falan. hem dezavantajları var hem avantajları var falan. Böyle bir başka bakış açılarına da saygı göstermek için özellikle ciddi ciddi dakika ayırdıkları bir bölüm. O da hoşuma gidiyor benim açıkçası. Aslında zor da ya bir yandan. Hani çok ciddi kodları var. Yani Starfleet'in de genel olarak Enterprise ve diğer gemilerinde. Ama bir yandan hep bir aradalar ya, hep birbirlerini görüyorlar aslında. Yani Worf yıllardır görmemiş hiçbir şey. Diğerleri hep bir aradan, hep senin dediğin konu, hep belli bir dünyanın içinde gibi ki oradan oraya gidiyorlar. Bunlara olumlu tepki vermelerini kolay gösterecek şekilde hayatlarını değiştirebilmişler. Yani bizim şimdiki dünyadan verdiğin örnekte ben mesela bunu anlayamıyorum. Yani şu an herhangi bir bilgiye, herhangi bir, ya Google Maps'ten bile açsan bugün bir tane Afrika'daki bilmem ne şeyinin işte ne bileyim kabilesinin durumunu bile görebilirsin, fotoğrafını ya da bir şeyini. Hani uzak değiliz, anladın mı? Onları bilmeme şansımız yok. Ama bu insanlar daha kapalı. Ona rağmen bu kadar geniş düşünecek seviyeye gelmişler. Hatta işte bunu biraz şeye de bağlıyor Worf. Hani düşlerinizdeki zafer algısı artık zamana uymuyor olabilir. Yani bunu sırf savaş için düşünmemek lazım bence. Hani diğer insanlar üzerinde üstünlük kurmana ne gerek var? Yani güce gerek var mı? Zaten istediğini alabiliyorsun. Ya da ne bileyim ekstradan işte sana para kazandıracak bir şeye gerek var mı? Yok, makineye söylüyorsun, önüne geliyor falan. Hani bunları bıraktığında insanların düşebileceği boşluktan nasıl çıkacağını, ki ileriki bir bölümde bunu daha iyi anlatıyor. Yine konuşacağız. Bu bölümde de ufaktan girmişler. Benim hoşuma gitti. Yani bunu Worf gibi daha muhafazakar bir uygarlıktan gelen, işte böyle savaşçı, sert, İşte geldiklerinde bir hala kafa yapısı değişmeyen bir ırktan gelen birinin üzerine anlatması daha iyi bence. Yani biraz onlarla da empati kurabiliyorsun. Ya tek tipleştirmek bence de, ben de hiç sevmediğim bir şey. Irkların, uygarlıkların dışına çıkıp da bunu yapabilmesi daha da iyi yani dizinin. Bir önceki bölümde şey konuşmuştuk ya, red shirt muhabbetinden bahsetmiştim ya. Evet. Bu bölüm fark ettin değil mi? Koris ile Konmel kaçarken direkt red shirt Evet. öldürüyorlar. Evet, Yani şimdi sen hemen deyince böyle daha hızlı, daha hızlı anladım fark ettim. bayağı birkaç kişi gidiyor hemen böyle. Çünkü oh be Aa. kardeşim evet, biraz silahlar konusu. Şimdi o ikisini yeni adam koymak için senede bir yapılan akademi giriş sınavından 2 senede 2 kişinin geçmesi gerekiyor. Bir önceki bölümdeki sınav bu yüzden işte işe yaramıyor. Bir çatışmada 2 kişi ölüyor. Ama 2 senede 2 kişi geliyor. Yani böyle Age of Empires oynanmaz yani. Acaba şey mi ya, daha üst böyle deck kademesi için daha şey spesifik de daha Ya alt var. görevler için Tabii. gev mi Ya ben bir acaba? şey söyleyeyim. İleriki bölümlerden bir tanesi burada değilse Voyager'da. Voyager'da değilse Deep Space Nine'da. Orada değilse Enterprise'da. Bu akademik sınavın saçmalığı bir bölümde 2 cümleyle çözülmüştür. Yani ben şu an Kesin. takılıyorum sadece. Bu arada geçen bölüm konuşmuştuk phaser silahlarını. Sen ölüyor deyince o geldi aklıma. Phaser silahları da büyümeye başladı. Phaser'lar. Tabii. Bölüm daha Phaser büyük öne tüfekler bu gelecek. bölüm gördük değil mi? Yani şey, o elde tuttuğunun biraz daha büyüğünü gördük. Daha onlar, daha da büyükleri var sanırım onların. Onları görmedik ama geçen, şu an ismini hatırlamıyorum kusura bakmasın, yorumlarda bayağı detaylı anlatmıştı bir arkadaşımız. Göreceğiz herhalde onlara detaylı olarak. Klingon dilini yavaş yavaş geliştirecekler. Tam teşekküllü bir dile dönüşecek. Aa, Ve güzel. dünyada Klingonca bilen ve konuşabilen insan sayısı hiç azımsanacak sayıda değil. Bak bu ilginç. Uluslararası Star Trek konvansiyonlarına falan
çok ciddi Klingon zırhı, makyajı ve Klingon diliyle konuşabilen adamlar gidiyor. Ya Klingon Star Trek evreninde çok ciddi alınan. Hani ya şöyle söyleyeyim sana, hani Mr. Spock Star Trek evreni için neyse Klingon da neredeyse odur yani, anladın mı? Hani böyle Star Wars için ışın kılıcı gibi bir şey Klingonlar Star Trek'te. O yüzden bu bölümle aslında yeni Klingon ırkının, medeniyetinin tanıtılmaya başlanması güzel bir detay. İleriki bölümlerde ne kadar buna uygun gidecekler, ileriki bölümlerde daha ne detaylar göreceğiz. Çünkü çok çıkacaklar daha. Hani Klingonları bu kadar önemli yere getirecek noktaları daha görmeye devam edeceğiz. İyi bir giriş. Onurlu savaşçılar. İşte şey gibi detayları var. Hani hem böyle haydut gibiler ama yeri geliyor işte çocuğu da bırakıyor çünkü... İşte bir Klingon rehin almaz falan evet. diyor. Gerçi gidip 5 dakika sonra da gemiyi rehin alıyor komple. Kodlarımız var abi. İşte çocuk başka, gemi başka şimdi falan. Böyle küçük tatlı tatlı durumlar. Ya o zaten genelde bu tip şey seviyesidir ya, işte çocuk, kadın. Hani onlar senin derdinin dışındaysa işte onlara zarar vermemelisin falan. Ya tabii bunlar çok... bizim dönemimizde daha mafyavari şeyler ama tabii daha eski dönemlerde daha farklı bakış açıları var. Mesela geçen işte burada bir sergi, Reich Museum'a gittim. Orada bir tane tablo var abi. İşte bir çocuk katliamından bahsediyor. İşte bir bilmem ne kralını şu an hiç hatırlamıyorum. Böyle küçücük çocukların boğazının falan açıldığı böyle kocaman bir tablo. Yani biraz geçmişi de unutuyoruz. Yani dönemler böyle dönemlerden geçti uygarlık dünya. Ve birçok insanlık hani o yüzden Worf ve işte Klingonlara da bu kodları yaratırken neler yaşadılar gibi şeyleri belki Star Trek ileride verir. Daha iyi anlayabiliriz o zaman da deyip bu bölümle ilgili söyleyeceklerimi bitiriyorum. Var mı ekleyeceğim bir şey? Yok abi, daha göreceğiz Klingonları çok bölümlerde, çok konuşacağız. Bu iyi bir tanışma oldu açıkçası. Onu söylemek lazım. O zaman Klingonca'yı belki bir noktada bir gün biz de öğreniriz, neden olmasın deyip bu bölümü de bitiriyoruz. Bir sonraki bölümümüz Symbiosis bölümü, 21. bölüm olacak. Aradaki Arsenal of Freedom bölümünü atlayacağız. O bölümde görüşene kadar kendinize iyi bakın. Bay bay.